Gölge Hatun. Bırakacaktım bu hatuncu, yüze yüze adasına varacaktı. Neden çıkarttım ki sudan? Cennet kafa. Hadise nasıl olmuş? Kaçmış diyorlar. Yarım akıllıydı, hepten gitmiş. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Gölge. Beni sen kurtarmışsın. Ben... Ben her şeyi hatırlıyorum. Korktum. Söylemedim. Bilirse öldürür beni. Sadece beni değil. Gölge Hatun. Nasıl oldu Hatun? Bir şey hatırladı mı? Ben çok yoruldum. Kalk Hatun. Hazırlan. Hünkârımız seni bekliyor. Benimle geleceksin. Ben... Padişahçı arıyor dedi. Yürü. Padişah Efendimiz Adalet Kulesi'nde bekliyor seni. Nasya. Uykunu böldüm değil mi?
korkma, ben sadece seni görmek isterim. Bana kızdın ama. Kaçtım diye kızdın. Söyledim en başta. Ben yalan diyemem. İşte şehri İstanbul. Namı diğer Konstantiniyye. Yedi iklimin en güzel şehridir. İstersen çıkarız Nasya. Eğer görürsen, bilirsen eminim çok seveceksin. Sen sevdikçe bu şehir senin olacak. Sevdikçe bu saray senin evin olacak. Sen peki? Sen seviyor musun? Mutlu değilsin. Benim gibi. Devran döndü Nasya. Artık padişahım. Gördüğün ve görmediğin her şey benim. Ben de seninim, değil mi? Senin malınım. Bir köle. İncittim mi seni? Kötü mü davrandım? Canını mı yaktın bilmeden? Anlamıyorsun. Sen değil beni üzen. Seni biri. Hem çok kız var burada. Hep seni istiyorlar. Mühim olan benim kimi istediğim. Sen onları istiyorsun. Her gece biri geliyor yanına. Bırak beni gideyim. Ben sadece seni istiyorum Nasir. Yalnızca seni. Çünkü güzeller içre mahumsun. Kulunam padişahımsın. Sen benim izzicahımsın. Gönül mülkinde bahtımsın. Kadın. Cennet değil. Cennet benim adım. Cennet. Paradisos. Anladın mı? Anladım. Paradisos. Tam sana göre bir isim. Dayak cennetten çıkmadır diye bir laf daha var. Onu da anladın mı? Aileme yazdım. Bunu da gönder. Bunu da gönder. Sen de iyice güvercin belledin beni Hatuncuk.
Ahmet. Anastasya. Beni görmek istediğini söylediler. Anastasya diyen bir tek sen var. Hacı diyorlar, sonra Mapeker, Hatuncuk. Halbuki ismin çok güzel. Ölümden sonra yeniden doğan demekmiş. Paskalya'da doğdum diye. Babam koymuş adımı. Ama ben ölümden korkuyorum. Dün senin için korktum. Kuleden baktım. Adalet Kule. Binlerce asker. Seni öldürecekler sandım. Ben de korktum Nasya. Lakin ölümden değil. Zira kendimi bildim bileli ölüm hep yanı başımda. Alıştım. Beni asıl korkutan hayal ettiklerimi yapamadan ölmek. Kudretli bir hükümdar olmadan, hatıramı bu şehre bırakmadan, cihan saadetini, aşkı tatmadan ölmek. Nasıl? Beni görmek istemişsin. Bu gece yanımda kal. Benimle uyu istedim. Ki şu dünyada yalnız olmadığımı bileyim. Nedir bu? Oldukça kıymetli bir taş. Bu mu? Benim için öyle. Bana atılan ilk taş o. Alenen yüzüme karşı yapılan ilk hakaret. Saklayacağım onu.
Yoksa unutuyor insan. Başına gelenleri unutuyor. Ne yazık. Benim bir taş yok. Ama unutmam. Bana ne yaptılar? Unutmam. Bu gece Mati Dluz'la uyudun sanıyordum. Mahfiruz. Neyse ne. Padişah olunca bütün kaideler, mecburiyetler biter. Hür yaşarım sanıyordum. Hiç öyle değilmiş. İşte bu da sadece onlardan biri. Soyun benden devam edeceğini ispat etmem gerek. Korkuyor musun? Ne korkusu? Padişahım ben. Hiçbir şeyden korkma. Ahmet. Senin omuzlarda çok yük var. Bir de bunu taşıma. Üç deyince. Bir, iki, üç. Hekimler müdahale etti hünkârım. Lakin hala gözünü açmadı. Nasıl olmuş bu Reyhan'a? Ben de yeni işittim hünkârım. Malumatım yok. Hadisenin iç yüzünü çok bilmiyoruz. Gölge Hatun kurtarmış gözlerinizi. Sordum, sual ettim. Anlaşılan... Kaçmak istemiş. Kaçmış mı? Teşebbüs ettiği aşikar hünkârım. Hatunu tanımayan bir ağa da işgüzarlık edip cezasını vermek istemiş. Kimmiş bu ağa? Maalesef Gölge Hatun kimin attığını görmemiş. Nasıl olur bu Reyhan ağa? Harem'de senden habersiz kuş uçmaz. Bağışlayın hünkârım. Malumunuz asker kapıya dayanınca hepimiz telaşa verdik. Gölge Hatun gelsin. Uzaktan görmüş adamı. İskeleye varıncaya kadar adam gitmiş. O da suya atlamış kurtarmak için. Bana dünyaları bağışladın Gölge. Mükafatını alacaksın. Hünkârım. Kendine geliyor. Burası. Neredeyim? Saraydasın. Benim yanımdasın.
Gölge Hatun kurtarmış seni. Sana bunu kim yaptı Nasya? Ben... O denizden çıktım sonra. Sonra... Hatırlamıyorum. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın Nasya? Hadisenin tesirindendir hünkârım. Nasya. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Kaçmaya çalıştığını söylediler. Bir ağa yakalamış seni. Doğru mu bu? Sahiden kaçmak mı istedin? Bilmiyorum da ne oldu. Ama kaçmak istedim. Çıkın dışarı. Hepiniz. İcab eden bir husus var mı? Yok. Ne olabilir ki? Peki. Ben her gece başımı yastığa koyduğumda dua ederim. Uyanmak ve bir kez daha güneşin doğduğunu görmek için. Bir gözüm hep açıktır. Bir kulağım da kapıda. Bir elimse yastığımın altındaki hançerde durur. İlk kez Nasya. Hayatımda ilk kez. Bunların hiçbirini yapmadan uyudum. Çünkü sen vardın yanımda. Nefesinde, kokunla. Sen vardın. Bütün gece birlikteydik. Lakin sabah uyandığımda yoktun. Gitmiştin. Ahmet. Şimdi öğreniyorum ki kaçmışsın. Beni öylece bırakıp kaçmışsın. Reyhana. Hünkârım. Nasıl sana emanet. Bir daha kaçmaya çalışırsa ya da başına bir hal gelirse senin kellerini alırım.
E poi grazie. Per la collana di Murano. È molto bella. Alla Francia, questa lettera andrà a Maria de' Medici. İtalyancan fena değil. Belli ki ailen iyi yetiştirmiş seni. Handan Sultan her gece bir hatun gönderir olmuş. Maşallah aslanımız da merhum dedesine çekmiş. Hiçbir cariyeyi geri çevirmiyor. Yakındır. Sarayımız yine şehzadelerimizin cıvıltılarıyla şenlenecek. Kaçtım diye kızdılar bana. İstemiyor beni. Bizde bir laf vardır. Fazla naz aşık usandırır. Korkuyorsan eğer, aşk en sağlam zırhtır. Giy onu. Kaçmak istiyorsan da, aşk sığınacak en güzel limandır. Müsaade buyurursanız evvelden ben görüşeyim. Nihai çare olarak yapılsın ayak divanı. Allah'ım. Nefesini üstümden eksik etme ya Rabbim. Yardım edin! Derdini balıklara anlatırsın artık. Oh.
Nasya mı? Mucizelere inan. Sana olan sevgin bir mucizedir. Sakın vazgeçme. Hatun'un canı bana zimmetli.